Nereden buldun parayı? Ne? Parayı, parayı. Banka hesabına yatmış ya. 3000 lira nereden buldun? Ne diyorsun sen ya? Hayırdır doktor, bir sorun mu? Bu banka hesabındaki parayı soruyordum. Rahat bırak adamı. Onun bilgisi yok. Gel. Sen mi verdin parayı adama? Kardeşim zehirlemesi için vermedim herhalde. Sonuçta öyle oldu. Daha düzgün bir yemek bulmaları için adama yemek parası verdim sadece. Haşlanmış brokoliden daha iyi bir yemek. Tahmin edeyim. Biftek. Makarna istedik. Kimse umursamadı. Ben de bir biftek ayarladım. Adam haşlanmış sebzeden nefret ediyor. Ne yapsaydım? Her iki komadan önce de biftek yedi. Kardeşinde ornitin transkarbamilaz eksikliği var. Genetik bir rahatsızlıktır. Bir anda çıkar. Vücut alıştığı miktarlardan daha yüksek oranda protein aldığında baş gösterir. Bu mu yani? Sadece etten uzak duracak ve iyi olacak. Öyle mi? Yani. Ben haklıysam ve şu anda tedaviyi durdurursak durumu iyiye gider. Yanılıyorsam kardeşin ölür. Niye yanılıyor olasın ki? Östrojen seviyesi. Ornitin transkarbamilaz eksikliği yüksek östrojen seviyesini açıklamıyor. Ama bir teorim var. Ağızdan alındığında östrojen seviyesini önemli ölçüde yükselten bir kimyasal var. Nedir o? Östrojen. Özgür östrojen mi alıyor? Nasıl yani? Bu çayhu pastillerini aldığı internet sitesinde satılan bir kimyasal var. Multivitamin. Kadınlar için özel bir multimineral takviyesi. Adı Femfatal. Bir bakalım içinde ne var? Öyle başlıyor. Neden kadınlar özel bir destek kullansın ki? Çünkü hissettiği gibi yaşamak istiyor artık. Ne diyorsun lan sen? Tanık koruma programına da bu yüzden girdi. Yeni hayatında özgür biri olmak istiyor kardeşinin. Böyle bir şey olamaz. Peki. O zaman tedaviyi durdurmayalım, devam edelim. Yanılıyorsan kardeşin ölür. İsterseniz içeriye girip yanına oturabilirsiniz.
Eyvah, Buzo ben seni unuttum. Olsun hocam, anlıyorum ben. Belki diliniz varmamıştır söylemeye. Neye dilim varmadı? Öleceğimi söylemeye hocam. Ne saçmalıyorsun sen Buzo? Hocam, siz dediniz ya, sende virüs var diye. Ben de siz geri gelmeyince ölümcül bir şey olduğunu anladım. Buraya da helalleşmek için geldim zaten. Akşama memlekete gideceğim. Son bir kez anamın, babamın ellerinden öpeyim. Hakkınızı helal edin hocam. Buzo, saçmalama koçum. O sendeki virüs. Duygusal bir virüs. Duygusal mı? Yaşayacak mıyım hocam? Bence bir tam emin olalım. Getir bakalım şu nabzına bir daha bakayım ben. Getir. Bankoya bak. Baksana koçum bankoya. Muzo, şu bankoya bak bakalım. Heh, bak. Bak bakalım. Evet, tamam. Doğru, geçmiş olsun. Nedir hocam? Kalp. Kalp mi? Aşk meşk. Aşk? Hocam nasıl yani aşk? Muzo, aşık olmuşsun. Kim olduğunu söyleyecek misin, ben mi söyleyeyim? Ve? Yakalandın. Sen Aysel Hemşire'ye aşık olmuşsun. Geçmiş olsun. Hocam ben ne yapacağım şimdi? Yok mudur bunun bir çaresi, bir tedavisi, bir ilacı? Vallahi bu beni de aşar, Muzo. Yapacak bir şey yok. Allah kolaylık versin koçum. Eyvah. Aysel Hemşire. Muzo'nun kan şekeri düşmüş de senin şu cevizli kurabiyelerden kaldıysa bir tane ver. İyice yükselsin kan şekeri yine. Tamam? Tamam hocam. Gel Muzaffer. Sana bir şey söyleyeyim mi? O arabayı vermen iyi olur. Doktor. İçin sızlamadı mı senin? Ha? Senin de için sızladı, itiraf et. Şöyle bir cız etmedim için. Etti. Ha. Bak, normalde ben biliyorsun araba bilmem anlamam. Ama bu gerçekten acayip bir şey doktor. Araba değil bu doktor. Bu araba değildi. Neydi bu? Allah'ım bilmiyorum. Kaplan, aslan. Vay yavrum be. Çok acayip. Doktor, bu ne ya bu arada? Ha? Bu daha iyiymiş. Değil mi? Bak bu Alzheimer'dan daha iyi. Lan domates mi var bunun içinde? Doktor seninki domatessiz mi? Evet. Ulan araba maraba şeyine domatesli tantuniyi yedirdin bana ya. Vallahi domates vardı. Al o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.